Çemberin yarı çapı kaç birimdir? Şu şekilde merkez alalım. Şöyle birleştirdiğimizde yarı çap dedik. Yarı çap R, yarı çap R. Birleştirelim. 90 derece. Burası 12. 8. R eksi 8. Pisagor'dan R'nin karesi. R eksi 8'in karesi. 12'nin karesi. Buradan R eşittir. 13 olur. 5, 12. 13 üçgeni doğru cevap D seçeneği. ABCD yamuğu A merkezi çeyrek çemberin içine şekildeki gibi yerleştirilmiştir. CB DA'ya paraleldir. Bunlar paralel. Çeyrek olduğu için burası 90 derece. Paralellikten dolayı burası 90 derece. AD 6 BC 3 cm verilmiş. Buna göre DC x kaç santimetredir diye soruluyor. Burada arkadaşlar AC yarıçapı çizilirse AD yarıçapına eşittir. 6 cm olur. CAB dik üçgeninde 90 derecenin karşısı 6 ise 30 derecenin karşısı ancak 3 cm olur. O halde buradaki açı 30 derecedir. Dolayısıyla buradaki açı 60 derece olur. Kenarlarda eşit olduğu için DA ile AC bu açılar da 60 derece olur. Bu durumda DAC üçgeni eşkenar üçgendir. O halde x uzunluğu da 6 cm'dir. Cevabımız C seçeneğidir. Şekildeki A ve B merkezli çemberler C ve D noktalarında kesişmektedir. AB 11 cm ve çevre ABC 27 cm olduğuna göre KL X kaç cm'dir diye sorulmuş. Burada arkadaşlar AC yarıçapına A dersek AL uzunluğu A olur. Dolayısıyla AK uzunluğu A eksi X'tir. BC yarıçapına B dersek BK uzunluğu da B olacağından BL uzunluğu B eksi X olur. AB uzunluğunun tamamı A eksi X artı X artı B eksi X eşittir 11 santimetre. Dolayısıyla diğer kenarların toplamı 27'den 11 çıkarsa 16 yani A artı B uzunluğu 16 olmalıdır. Eksi x ile artı x birbirini sadeleştirir Dolayısıyla a artı B eksi x 11 a artı B 16 olduğundan x uzunluğu 5 santimetre bulunur. Cevabımız C seçeneğidir. O merkezli çemberin yarıçapı 2 santimetre aKKc'ye eşit Yukarıdaki verilere göre BC x kaç santimetredir diye sorulmuş. Burada OB yarıçapı 2 ise AO yarıçapı da 2 santimetredir. K ve B noktalarını birleştirecek olursak arkadaşlar. AB çap olduğundan çapı gören çevre açı 90 derecedir. ABC üçgeninde BK hem yükseklik hem de kenar ortaya olduğu için bu üçgen bir ikizkenar üçgendir. yani BC ile AB birbirine eşittir AB 4 santimetre olduğundan BCX o da 4 santimetredir. O halde sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Buna göre AC uzunluğu x kaç santimetredir. Burada yarı çap teğet edik. Teğet kolları eşit. 18 olur. Bu uzunluk bu uzunluğa eşit. 18 eksi a burası 6 olur. Pisagor'dan 12'nin karesi 6 artı a'nın karesi 18 eksi a'nın karesine eşit. a eşittir 3 olur. 9, 12, 15 üçgeni. Burası 3. x 18 eksi 3'ten 15 doğru cevap A seçeneği. Aşağıdaki adımlar izlenerek bir geometrik çizim yapılıyor. 24 santim uzunluğunda bir AB doğru parçası çizelim denilmiş. AB doğru parçası uzunluğu 24. Pergelimizi 13 santim açalım. Pergelin sivri ucunu önce A sonra B noktasına batırarak iki çember çizelim. 13 santimetre biliyorsunuz 24'ün yarısından fazla. Dolayısıyla yarıyı biraz geçecek şekilde bir çember çiziyoruz. A merkezli. Diğer çemberimiz B merkezli. O da aynı yarıçapta Aynı büyüklükte olduğunu varsayalım arkadaşlar. yarıçaplarımız ne kadar? 13'er santimetre. Çünkü pergelimizi 13 santimetre açtık. Bu iki çemberin kesim noktaları C ve D noktaları bize sorulan A, C, B, D dörtgenin alanı. A, C, B, D. Bu dörtgenin alanı soruluyor arkadaşlar. Buralarda 13'er santimetre. Dikkat edersek C ve noktaları, D noktaları birleştirildiğinde burası dik olacaktır. AB'nin tamamı 24 olduğu için bu noktaya K noktası dersek AK ile KB 12'şer santimetredir. O halde CK uzunluğu Pisagor bağıntısı ile 5. Aynı şekilde KD uzunluğu da 5 bulunur. Bu durumda bu dörtgenin köşegenlerinden biri 10, diğeri 24 santimetre olduğu için köşegenler çarpımının yarısı dörtgenin alanıdır. Buradan 120 santimetre kare bulunur. Cevabımız B seçeneğidir şekilde merkezi O noktası olan çember ABCD karesine teğet olacak şekilde verilmiştir. BC 10 cm, yarıçapı 1 cm olan çember kaydırılmadan kendi etrafına döndürülerek B, C, D ve A köşesine getiriliyor. Dönmeye başladığı noktada hareketi sonlandırılıyor. Buna göre çemberin merkezinin aldığı yol kaç santimetredir diye sorulmuş. Çember başlangıçta burada. Sonra B köşesine gelince kenarlar bu şekilde teğet oluyor. Çembere C köşesine gelindiğinde de aynı durum. D köşesine gelindiğinde de yine durum aynı arkadaşlar. Bize sorulan çemberin merkezinin hareket etmiş olduğu içerideki şu küçük karenin çevresinin uzunluğu. Çemberin yarıçapı 1 cm olduğu için burası 1. Burası da 1. Dolayısıyla tamamı 10 cm olduğu için şu uzunluk 8 santimetredir. Bu halde çemberin merkezi 4 kere 8 32 santimetrelik yolda gitmiştir. Cevabımız A seçeneğidir. Buna göre AB uzunluğu kaç birimdir? Yarıçap 2 verilmiş. Buraları 2, 2, 2. Şu şekilde dik üçgen oluşturalım. Birleştirelim. Burası görüldüğü üzere 2, 2, 2. Burası 6 olur. 2, 2. 4 olur. AB'ye x dersek x'in karesi 4'ün karesi artı 6'nın karesinden 16 artı 36 52 kök 52 x eşittir 2 kök 13 olur. Doğru cevap A seçeneği. Çemberin yarı çapı 14 birim olduğuna göre düzgün altıgenin en büyük köşegenin uzunluğu kaç birimdir? şu şekilde çizelim. Şu şekilde uzattığımızda yarıçap çap 14. 10 uzatılmış. Buralara R diyelim. R, R. Burası 60 derece. Görüldüğü üzere eşkenar üçgen. Şu şekilde çizdiğimizde burası 14. Burası R, R, R. R 10. Dik indirelim. R bölü 2. R bölü 2 köküç. Pisagor'dan 14'ün karesi R bölü 2 kök 3'ün karesi artı 10 artı R bölü 2'nin karesi 196 3 R kare bölü 4 100 Burası 10 R R kare bölü 4 96 eşittir R kare artı 10 R R parantezinde R artı 10. Buradan R eşittir. 6 gelir. 6 çarpı 16. 96. Köşegen uzunluğu 2 katı 12 olur. Doğru cevap E seçeneği. Buna göre bu çemberin merkezi A, B, C, D, E harfleriyle isimlendirilen karelerin hangisinin içindedir? Burada çevrel çemberin merkezi kenar orta dikmelerinin kesim noktası. Şu şekilde kenar orta dikmesini çizdiğimizde aynı şekilde buradan da kenar orta dikmesini çizdiğimizde görüldüğü üzere B'den geçiyor. Doğru cevap B seçeneği.